Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin İsveç gazetesinin sorularını yanıtladı. İfade özgürlüğü ile nefret söyleme arasında büyük fark bulunduğuna dikkate çeken Altun, Türk Anayasası'nın da ifade özgürlüğünü garanti altına aldığını vurguladı. Fahrettin Altun, Türk Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlükle hiçbir alakası yok. Bu olay İsveç'teki Müslümanlar başta olmak üzere Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik etmektir. Kristal Naç olayında Naziler Tevrat sayfalarını yakmıştı. Günümüzde olsa İsveç makamları böyle mide bulandırıcı bir şeyi ifade özgürlüğü diye tanımlar mı diye sordu. Aynı durumun terör propagandası içinde geçerli olduğunu dile getiren Altun, İsveç hükümeti Madrid'de bazı taahhütlerde bulundu. Son günlerde ise İsveçli yetkililerin tüm sözlerini yerine getirdiklerini söylediklerini duyuyoruz. Bunun böyle olmadığı aşikardır diye konuştu. Türkiye ve İsveç'in köklü siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerinin bulunduğuna işaret eden Fahrettin Altun ancak bugünlerde mutabık olunmayan konuların herkesin malumu olduğunu söyledi.